Sivrihisar'a daha çok var. Ankara'ya da çok var. Yağmurla gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ben rahat gidiyorum şu anda. Etrafımda araba yoksa tabii. Araba varsa problem yaşayabilirim. Cihat da arkamdan geliyor. Araba olduğu zaman çünkü arabaların arkasından çıkan yani yerdeki su birikintilerinin ve suların havaya kalkmasıyla bir çamur geliyor yüzlerimize. O en büyük sıkıntı. Onun dışında yaklaşık saat 6, 2-2,5 saat daha yolumuz var. Yağmurda sürüşe devam ediyoruz. Biraz da yağmur izleyelim değil mi? Hava sıcaklığı 14 dereceye düştü. Yağmurdan mütevellit. Yağmur olmasa tabii daha yüksekti muhtemelen. Kaçamadık yağmurdan. Buraya kadar da gelmemiz iyi tabii yani. Ona da diyecek bir şey yok. Sürüşe devam. Karanlık olduktan sonra bu herhalde sıkıntı yaşayacağız yağmurdan dolayı. Vizörleri temizleyemeyeceğiz çünkü. Nasıl olacak bilmiyorum bakalım. Hiç daha önce gece yağmur tecrübesi yaşamadım. Göreceğiz. Arkasından çıkardı. Yağmuru görüyorsunuz. Arabaların da aynı şekilde. Onların üzerimize gelmesi problem. Onun dışında normal yağmur. Yağmur işte ne olacak yani. Devam. Bir de bu yol dümdüz. Yani virajı olmaması da tabii avantaj çünkü yardır yine gidebiliyoruz. Bu da beni geçmeye değdi ya. Kaç kilometre var? Evet, 200 kilometre kalmış. Normal hava ve yol şartlarında 2 saat. Bakalım biz kaç saatte gidebileceğiz? Göreceğiz. Bayağı yağmura girdik ya. Şakır şakır yağıyor. Gemideyiz. Yağmurluğu da test etmiş oluyorum bu arada. İlk defa böyle yağmura girdim. Güzel bir test deneyimi. Uzunlarla gidelim ya. Kısa olmaz artık.
devam ediyoruz. Bu anlatılmaz, yaşanır. Çok çılgın bir yağmur. Yağmurluk gayet başarılı. Şimdiye kadar tabii. Yaklaşık yarım saattir yağmur yiyorum. Yarım saat yememe rağmen herhangi bir yağmur şeyi almadık. Suyu almadık içimize. Bakalım nereye kadar almayacağız. Devam ediyoruz. Bir sıra daha var. Bu arada hayalet gibi gidiyor ya adam. Işık yaksan arkadaş. Önünü görmüyorsun. Vallahi hayalet. Yol düz olduğu için çok rahat gidiyorum. Yağmurdan dolayı öyle söyledim. Ne kalmış? Sivrisar'a 40 kalmış. Ankara'ya 175 km kalmış. Bakalım daha nereye kadar yağmur yiyeceğiz? Çok merak ediyorum. Ama yağmurda da sürüşün farklı bir zevki var. Eve gidince bir sıcak duş yapmam gerekecek. Çünkü hava gittikçe soğumaya başladı. Düşeceğimi düşünüyorum. Henüz düşmedim. Ama daha 175 kilometrem var. Hava karardıktan sonra biraz daha sıkıntılı olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Yine devam edeceğiz bakalım. Anadolu Bozkırı'ndayız gençler. Yağmur devam. Ama şey çiseliyor şu anda. Yani o çılgın yağmur bitti. Sivrihisar'a kaldı 16 km. 150 km Ankara'ya kaldı. Modum iyi. Cihat arkadaydı, şu an yine yok. Arkada mı? Arkada galiba. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Karşıda Sivrihisar dağları gözüküyor. Cihat yok arkada. Nerede Cihat? Bilemiyorum. O, yani yağmur kalmadı. O ekstra bir motivasyon çünkü görüş biraz daraldı. Ama vizöre bayıldım. Direkt üzerinden akıyor gidiyor. Yani kalmıyor üzerinde yağmur. Arkamda Cihat yok ya. Sivrihisar tam karşımızda. Hava kararmak üzere. Artık gece moduna giriyoruz. Güzel yağmur yedik. Vallahi çok da güzel yedik. Pek de güzel yedik. Yağmur. Evet, Cihat'ın arkamda. Devam ediyoruz. Ankara'ya kadar benzin yeter diye düşünüyorum. Bir daha benzin almayacağım. Hava biraz ısındı galiba. 14 diyor ama o yağmur yağarken sanırım biraz daha soğuktu. Şu an öyle bir durum yok.
kaldı Sivrihisar'a. Yağmur bitti. Sadece yerde biraz etkisi var galiba. Hatta olmaya da bilir mi? Yok yok var. Var etkisi var yerde. Bundan sonra tabii sağa döneceğiz. Sağda da karanlık bulutlar var. Yağmur yiyebiliriz yine. Sorun değil. Alıştık yağmur yemeye. Problem yok yani. An itibariyle yağmurun dibini gördük. Sivrihisar'ın yanına geldiğimiz zaman muhtemelen kararmış olacak artık hava tamamen. Saat 6.27. Normalde bu saatlerde kararmış olması lazım. Güneş batıyor tabii yani bu saate. Artık Sivrihisar'a çok az kaldı. Yağmur yağmamış mı acaba buraya ya? Yani öyle bir hissiyat oluştu bende. Çok kepen. Yağmış ya. Var yani yerlerde bir şeyler var. Şuradan anlarız. Bakayım. Yok, yer kuru. Yer kuru, yağmamış buraya. Çünkü tırın tekerleğinden suyun sekmesi lazım dedi. Ha, yine başladı yağmur. Evet, şimdi tekrar başladım. Sivrihisar'dan sonra 1,5 saat var. 8 gibi yani yağmura rağmen planladığımız gibi Ankara'da olacağız. Kilometre. Yağmurluk geçen not aldı. Güzel. Kargalar, kargalar. Sivrihisar'ın tepelerini görüyoruz. Çok enteresan tepeler, oluşumlar çok enteresan. Gerçekten sivri yani, Sivrihisar. Buradan geliyor muhtemelen. Bildiğim kadarıyla çok eski bir yerleşim. Hiç girmedim daha önce. Çok kereler geçtim. Ama hiç içine girmedim. Oraya da gidip görmek lazım. Görmediğimiz, bilmediğimiz, üzerine laf söyleyemeyeceğimiz şey kalmasın.
Eskişehir kavşağına geldik. Dönünce biraz yavaşlayacağım. Cihat'ı bekleyeceğim. Artık çünkü yağmur da kalmadı. Ha yine başladı. Yağmur kalmadı dediğim anda yağmur başlıyor. Yağmur kalmadı başla. Yağmur kalmadı başla. Evet geliyor. Yaldır yaldır. Evet. Artık son denemeç. Kaldı 1,5 saat. Yerler kuru. Biraz sakin gideceğim. Cihat gelsin. Hatta Cihat beni geçsin. Burada enteresan bir koku var bu arada. Böyle yemek pişiriliyormuş gibi. Fabrika falan mı var acaba burada? Devam ediyoruz.